Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü video görselde bir günlük Bora Tatoo çapa makinesi arıza yapmış. Şimdi bunun arızası vuracağız. Sebep sonucu fabrikaya ileteceğiz. Çünkü eğer sebep sonucu fabrikaya iletmezsek ne olur? Tabii. Eğer bir hata varsa bu hata tekrarlanabilir. Bu hata sürekli tekrarlanmaması için bir an önce arıza sebebi sonucunu bildirip bunu müdahale etmelidir. Fabrikada çalışan çok oluyor. Çalışanlardan biri bir ihmal yapar ya da bir şeyi ayarı umursamaz böyle bir arızalara dönüşebilir. Tüm markalarda bu dahildir. Şimdi bunu bir hafta önce sattım. Bir gün kullandılar. Motor anında stop etmiş. Bir daha çalışmamış. Sonradan ben gidip tarlaya gidip baktım. Çarşambaya gidiyordum. Motorun kompresör yapmadığını fark ettim. Ondan sonra kendi anahtarları vardı kasa üzerinde. Onlarla bunu söktüm. On anahtarla. Şimdi bakalım. Evet, ilk gördüğünüz şu itici çubuk yana kaymış. İtici bu. İtici çubuğu yerine yerleştirdim ama burada TÜBAP şapkası var. Bakın bunda var, bunda yok. O buradan kurtulup içine düşmüş. Ama neden düşmüş? Bu neden düşmüş? Neden olmuş? Buna bakacağız. Şu anda burada büyük bir boşluk var. Neden boşluk var? Çünkü şapkası yok. Şapkaya bakalım. Taktık. Şapkayı taktık. Ama burada büyük bir boşluk var. Arka vidada da gevşeme yok. Şapkayı takmamıza rağmen büyük bir boşluk var. Eğer ki TÜBAP herhangi bir sıkıntı olmadıysa, sıkışmadıysa bu TÜBAP ayarını yapamamışlar demek oluyor. TÜBAP ayarına bak, büyük bir boşluk. Şimdi bunu söküp bakmamız gerekiyor. Çünkü muhtemelen piston vurdu. Piston. İçini söküp bakalım. Sağlıklı bir şekilde sahibini teslim edelim. Şu anda TÜBAP ayarında büyük boşluk görülüyor. TÜBAP yamulmuş mu bilmiyorum. Ayarını hiç dokunmayacağız. Ayarları fazla mı olmuş? Bu şapka düşünce bir şey mi yamulmuş? İçini söküp bakmamız gerekiyor. Eğer herhangi bir sıkıntı yoksa TÜBAP ayarı yapılamamış demektir. Şöyle.
Alayım. Evet, bak pistone vurma yapmış. Belki milli ben baktığımda şu köşeye gelmiş. Bakın köşeye gelmiş, böyle yine gelmiş. Ondan sonra vurmuş olabilir. Tabii şapka da içinde. Düşen şapka da burada. İşte şapka. Şapka çıktıktan sonra bak milli kenara vurmuş. Ama şapka neden çıkmış mesela? Bak bunu kenara vurmuş. Şapka neden çıkmış onu bulacağız. Burada ise herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Bakalım. Umarım çatlak falan yoktur. Şuraya bir şey yapayım, temizleyeyim. İşte tüpap. Herhangi bir yamukluk var mı? Bakalım. Bak yamuk görünmüyor. Tekrardan bakıp test ederiz. Tabii ki pistona vurmuş. Kullanıcı Hüseyin. Hüseyin de gelse belki röportaj yapardık. Ama kayıplara karışmıştır yine. Tamam. Tamam. Evet, yok. Havayı tutuyor. Sorun yoktur umarım. Bez verin.
Bu ne ya? Şeyin nerede? Bugün kaçmadı bir yere yani. Kaçar. Ya iş olmadı yani. Hava verin.
kontrol edin. Yukarıdan baktın hatta. Çekin geri. Şöyle kamera. Kenara geri geri kameraya tutma. Kameraya odaklan, güzel görünme. Nereye getir kamerayı? Kömürler nerede? Şu vatan aramadan. Biri burada, biri. Anahtarı çek, anahtarı. Buraya değil mi? Çek bakalım. Tamam. Şimdi komple kübre getirelim. Emme kapattı. Ev söz kapalıdır. Şimdi ev söz bastı. Sıkıştırma yapmıyor. Demek ki komple söylüyor. Emme ev söz oldu şu anda. Bakın arıza sebebi sübap ayarı düzgün yapılmamış. Bu da çok basit bir içeriği. Çubukların boyları farklı galiba. Bunda kompresör yapmama sebep bu. O zaman çubukların yerini değiştireyim de. Arızayı bulmam. Elimi çekme lan. Üstten çek hatta. Muklatçı verin. Şimdi bunu bu yana takayım. Erde sebebini bulmak önemli. Çubuk ayarı ise hemen fabrikaya bildireceğiz. Bunu ayarlayan kişiye dikkat etmesi konusunda uyarılabilir. Eğer uyarılmazsa ne olur? Daha çok böyle sonuçlarla karşılaşır. Bak yine boşluk görüyorsunuz.
Maalesef küçük ayarları olmamış. Bu derhal şey fabrikaya bildirilecek. Zaten sahibi videoları sürekli izliyor videoları. İlla gül fabrika sahibi. 41 tane ne sattım ilk defa. Bu şekil bir hataya rast geliyorum. 41 makine. Yani başkaları da satıyor. Şimdi bakalım. Kompresör zamanında önce egzoz dumanı veriyor. Hava alıyor. Egzoz kapatıp hava alıyor. Şimdi de kompresör zamanında geliyor. Burada boşluk yok. Boşluk. Ver bakayım on anahtar. Bir tornavida. Bakın buna bunu çok ayarlamış böyle yine şapka taş bir düşme sebebi budur. Makineleri çalıştırmadan emin olmadan kesinlikle teslim etmeyin. Bunları siz ayarlayın şey yaptınız galiba teslimat yaptınız. Yeni yeni bunlar tamam. Çalıştırmış mıydın? Emin misiniz? Zor çalışıyor filan öyle bir şey olmadı mı? Temsil verin. Şimdi kompresör yapalım. Bakalım bak kompresör yapmaya başladı. Ben kompresör yapmıyor diye. Yapmıyor diye ne yaptım? Kompresör yapmıyor diye. Çok boşluk. Yine çok. Sente ne yaptın o zaman? Sonra odasına götürdü Harun abi. Geri geldi mi o da? Pardon. Pardon. Sisente. O yana baksın o yana. Ver şunu ver. Öbürünü getir o yandakini. Ha çekmedi de var ya o. Kapat şunu bak. Tamam bunu ayarlayabilmişim. Şimdi biraz çıkalım. 0.30 yapayım. Emmeyi egzoz ise yok. Emme 0.25 olsun tamam. Şöyle su papı o yana köşeye yerleştirerek yapmanız gerekiyor. Yoksa yanılır. Yani bu yana yaparsanız arası da açıklık oldu. Yani böyle yaptığın bak sıkışıklık oluyor. Böyle yaptım tam sıkışık oluyor. Yerinde olması gerekiyor. Şimdi egzoz bakalım. Egzoz 0.30. Biraz açayım. Bunların iticileri yerini değiştirmiştim iticilerin. Yine aynı oldu. Bunda boşluk çıktı. Şu çapkası düşme sebebi maalesef ki ayarsızlığından olmuş. İhmal dikkatsizlikten olmuş. Böyle bu gibi arızaları zamanında bildirmezseniz zaman zaman böyle bir hata yapacaktır. Yani bu şubapları ayarlayan kişi yapacaktır. Yüzden servisler daima böyle şeyleri hemen anında bildirmeleri gerekiyor. Yoksa hızlı çıkışların hızlı düşüşleri olur.
İlacı verin. Herhangi bir civata gevşeydi yoktu. Buna rağmen arada yapmış bakalım çalışacak mı? Şimdi bunun tüpapi şapkası düşmüş. Arada boşluk varmış. Ben de tüpapi şapkasını taktım denedik. Bu sefer kompresör yapmıyor. Meğer ki bu da ayarsızmış. Bu tüpaba basıyormuş. Rontası hanımın rontası. Hatta ışık tutun. Bunları yerlerine koyalım. Bunlar 13. 13 nerede? 12. Şöyle dur yukarı. Tamam, üzerini verin. Şu şeyi geri çekin. Çok değil. Yaklaştık. Şu üstü. Kamerada yaklaştık. Altına dönüştük. Bu rafa tutun. Ben hava yaptım. Şimdi malot geliyor mu kadar bassın? Boştan kadar bas. Bana yağ açalım depo vanasını getir. Kada bassana tam. Çıkarın.
Sübap biraz şey olmuş, sübap derbe yediği için zor çalışıyor. Alışmasın mı abi? Emmeden yağ yiyorum, kompresör attıracağız. Tamam. Ya diğer şey. Çok bastım da çalışmaz. Madde bu olursa. Tekrar çalıştırma deneyim. Evet arkadaşlar, sonuçta arıza tespiti yaptık. Arıza neydi? Neydi arıza? Tuba bağırları maalesef yanlış yapılmış. Hem egzoz hem emme. Emmede boşluk çok bırakılmış. Bu tuba sebeple şapka fırlamış, düşmüş içine. Ondan sonra pat. Hüseyin kalmış orada. Neyse Hüseyin hala yatıyor ama gelmedi hala. Yağmurlu durumlarda tarlada olmaz. Buraya gelir. Belki geldiği zaman röportaj ekleriz buraya. Şimdi tekrar çalıştırmaya deneyelim. Ağustos'a yağ falan koydum. Açsana kadar. Motoru ısıtma da yaptık tabi, gaza basmadan önce biraz alıştırma çalıştı, tamam artık sıkıntı yok, Hüseyin artık çalıştırabilir. Burada bir kusuru fabrikaya bildirmeniz çok önemli. Mesela ben Ayşe'ye gittim, bir markada alt diferansiyel dişliği kırmış, eskili bir bakayım dedim, baktım dişli diş kısımları iyi de dişliği tutan şemde ince yapmışlar. Hemen fabrikaya gönderecekmiş. Oradaki servis takdir ettim. Fabrikanın geri çağırması çok önemli. Çünkü geri çağırmak da müşteri hatası, boş versin. Kullanacağı hatası deyip savurursa diğer makinelerde de çıkar. Sonra müşterilere yayılır, yayılır, yayılır. Sonra hızlı çıkışların hızlı inişi olur. Değil mi? Ondan sonra 2 yıl, 3 yıl bir şey olmadı ama daha sonrası hızlı bir şekilde düşersiniz. Oran size olur. Bu yüzden eğer tarım makineleri üretiyorsanız bunu çiftçiyi muhatap alacaksınız. Ar-Ge'yi de çiftçiyle yapacaksınız. Neyse bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.